Şöyle kısıkta altı açık dursun. Kısalım bir de, tamamdır. O bu şekilde bizi beklesin. Soğanları yine yemeklik doğrayacağım. Ama burada bir şöyle püf noktası var. Soğanları çok fazla öldürmeyeceğim. Bir iki tur çevirdikten hemen sonra kıymaları ekleyeceğim. Soğanlarımı yine yemeklik doğrayacağım. Yine zeytinyağı ve tabii ki tereyağı ilave edeceğim. Evet, soğanlarım hazır. Hemen tavamın altını geri açıyorum. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Bütün soğanları tavaya gönderiyorum. Hepsini, içini, tuz. Baharatlığımı bu sefer yakınımda tutacağım. Çünkü biraz acı koyacağım içine. Karabiber ekleyeceğim. Sizin de sevdiğiniz başka baharatlar varsa hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi biraz da tereyağı ekleme vakti. Bence evinizde yemek yaparken de aynı bu şekilde içgüdülerinizi tamamen kullanın. Ben her zaman diyorum, içimden geldiği gibi, olduğum gibi yemek yapmayı seviyorum diye. Hemen sarımsaklarımı ezeceğim. Şöyle kocaman oldukları için teker teker. Güzelce bunları koyduk, tamamdır. Şimdi hemen kıymayı ekleyeceğim. Şimdi bunu güzelce eze eze bir karıştıralım. Sonra diğer baharatlarımızı koyacağız içine. Yine biraz tuz ekliyorum. Karabiber. Biraz daha karabiber koyalım. Pul biber koyacağım ve birazcık fazla koyacağım çünkü acı olmasını istiyorum. Kıymam kavrulduktan sonra da ben bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekleyeceğim. Şimdi sıra geldi ekmeğimize. Ben bugün yuvarlak ekmek kullanıyorum. Baston kullanabilirsiniz, baget kullanabilirsiniz, canınız ne istiyorsa. Bunun güzelce ortadan şöyle yerini belli edin. Kapak şeklinde keseceğim. Şöyle küçük bir bıçak yardımıyla da içine çok fazla altına zarar vermeden çıkaracağım. Şunları şöyle koyalım. Şimdi bir yandan kıymayı ezelim. O arada da ben fırından bahsedeyim. Fırınızı önceden 200 dereceye ısıtın. Nasılsa içindeki her şey pişmiş olacak. Biz bunu fırına tamamıyla yumurtanın pişmesi, biraz daha böyle malzemelerin fırında harmanlanması için fırına gönderiyoruz. Bu hazır pişerken kaşar peynirimizi de pidemizin içine güzelce yerleştireceğiz. Bunu ne kadar çok koyarsanız o kadar güzel oluyor. Bütün bu köşelere de gelmesine özen gösterin. Hatta elinizle şu şekilde ekmeğin hani köşesine, dibine doğru ittirin iyicene. Oraları böyle fırından çıktığında kuru kuru kalmasın. Burada tam yaklaşık bir su bardağı kadar kaşar peyniri var. Ben bütün köşelerini her yerine koydum. Bir tane yağlı kase erimiş fırın tepsisi alın. Ekmeği içine koyalım. Hemen salçamı ekliyorum. Dolu dolu iki tatlı kaşığı, yani bir yemek kaşığı kadar salçayı da içine koydum. Bütün harcım hazır. Şimdi bunu pidenin içine dolduracağım. Evet. Bütün köşelere gitti. Şimdi kalanını. Burada şöyle hafif bir çukur açacağım tam ortasında. Oraya da bir tane yumurta kıracağım. Evet, sanıyorum bu yeterli. Şimdi bunu hemen fırına gönderiyorum. Yumurta pişer pişmez alacağım ve üzerine tereyağı süreceğim.
piden pişti. Yani daha doğrusu üzerindeki yumurta pişti. Çünkü içindeki her şey zaten pişmişti. Fırından hemen almak istiyorum. İşte budur. Ekmeğimin böyle biraz yumuşaması için, biraz daha lezzetine lezzet katmak için azıcık tereyağı erittim. Başka hiçbir şey yapmadım. Bunu güzelce üstüne süreceğim. Evet, 1, 2 ve 3. Gayet de yetenekliymişiz sanırım, değil mi?